Herkese selamlar. Yine çok özlediğim bir yerdeyim. Burası bana aşırı huzur veriyor gerçekten. Şimdi yine dallanıp budaklanmadan hemen konuya geçelim. Daha sonrasında yine ben kendi kendime konuşurum. İsterseniz sessiz alır devam edersiniz. İsterseniz keyif alıyorsanız dinlersiniz. Şimdi bu kalıplarıma ben ne yapacağım biliyor musunuz? Sabun yapacağım. Mum dışında bir şey yapacağız. Bu şekilde sabun ham maddesi aldım. Beyaz, şeffaf da vardı ama beyaz almak istedim. Daha tok ve doygun olsun rengi diye. Ama şeffaf olarak da alıp ona da bakacağım. Onu da yapacağım. Bu 1 kiloymuş arkadaşlar. Bayağı küçük aslında duruyor ama sıkı yani sert. Şimdi yine benmari usulü eriteceğiz. İlk kez yapıyorum yine mum yapımı gibi. İlk kez sabun yapacağız sizinle. Oo, güzel. Parafin kıvamında. Ne yapacağız biliyor musunuz? Tabi sabunu kokulu yapacağız. Neden sabun yapmak istedim? Pardon, sizi bayağı bir salladım. Neden sabun yapmak istedim biliyor musunuz? Çünkü benim yaptığım mumları annem banyosuna koymuş. Genelde böyle şeyler banyoya falan konuluyor ya, banyoya, tuvalete falan böyle koyar yani dediğimiz. Aslında hoş da olmuş ama dedim ki sabun yapayım bari. Kokulu olsun bir de. Mis gibi banyoda hem güzel koksun hem de bir işe yarasın. Şimdi bunun ilk etapta boyayla şu üçüne yapacağım. Tamam mı? O yüzden bakıyorum. Evet, bayağı küçük gibi gözüküyor ama bayağı da bereketli olacak diye tahmin ediyorum. Bunlar burada benmari usulü eriyecekler. Hatta bakayım, erimeye başladı bile. İnternette gördüm sabun yapımını işte araştırırken. Mikrodalgada eritenler de var. Bu şekilde benmari usulü eritenler de var. Ben bu şekilde eritmek istedim. Bakalım nasıl olacak. Bu biraz erisin. Sonra renk karıştırmayla ve şeyle devam edelim. Koku ve renkle devam edelim. Onları da küçük şeylerde, pet şişelerde yapacağım. Çünkü karıştıracağım. Çünkü ne oluyor biliyorsunuz. Ne oluyor biliyorsunuz. Vay, çok güzel. Aslında rendelesek de olurdu. Böyle eriyecek bu. Burasına renk mi var bunun? Gerçi fark etmez, şu sarıdan yapacağım. Bu da benim yaptığım jel mum ve parafin mumla yaptığım vardı ya en son. Böyle saçma sapan bir şey olmuştu, kalıptan çıkmamıştı falan. O gördüğünüz gibi is falan yok. Güzel de yanıyor. Güzel yani, güzel oldu ama tabii o cam kalıpta olsa daha şık olacak bence. Şeyde olmadı yani, kalıbımı mahvetti. Kalıba çok yapıştı. Şimdi o kalıbın temizliği daha zor olacak. Şimdi bunu böyle biraz kısayım. Çok da harıl harıl da yanmasına gerek yok. Ben de çok merak içindeyim. Acaba rengi nasıl olacak? Kokusu nasıl olacak? Çıkarttığımda eminim ki çok şık, çok tatlı olacaktır. Bakalım biraz erisin. Kalıba dökme ve çıkartma aşamasında yine birlikte olacağız. Bu ilk kez yaptığım şeylerde çok heyecanlı oluyorum. Tırnaklarımı yine görmeyin. Berbat durumdalar. Şimdi bugün yine benim için çok koşturmalı bir gündü. İş yerinden bir saat önce çıktım. Eve geldim, evimi süpürdüm. Bu videoyu siz büyük bir ihtimalle pazartesi günü izleyeceksiniz ama bugün cumartesi. Evimi temizledim, makineye çamaşır attım. Çocukları almadım. Eve geldiğimden haberleri bile yok. Hani kötü anne gibi algılanmak istemem ama bu işlerin de yetişmesi lazım. Maalesef şu anda bir yardımcımız yok, bize yardımcı olacak kimse yok. O yüzden bu işleri de bizim yapıyor olmamız lazım. Bugün Korkut Eli'ne gideceğiz. Antalya'da yazın insanların gittiği yazlık diyeyim ben. Korkut Eli'ne gideceğiz. Korkut Eli'nde de aslında istiyorum ya. Yarın Korkut Eli'nde sabahtan böyle akşama kadar bir gün geçireceğim ve gittiğim yerleri, işte Korkut Eli'nin en meşhur yemekleri, tatlıları falan, öyle bir video çekmek istiyorum, gezilecek yerleri falan diye. Acaba çekeceğim ama bu videonun yorumlarına göre ya yükleyeceğim ya yüklemeyeceğim. Belki de yüklerim.
Ne yapayım? Yani izlenirse izlenir, izlenmezse izlenmez. En azından bir hatıra, bir anı kalır. Hani sadece mum yapmak mı burası burada? Bilmiyorum ki. Sadece mum yapmak da olabilir. Ne bileyim, şu an sabun yapıyorum mesela. 2 gün sonra şey boyayacağım. Bu benim taş boyamalarım vardı. Daha önceden söylüyordum ya, kız erkek saksı kalıplarım falan. İşe başlayınca onları topluğu vermiştim bir arkadaşa bir yere. Ama boyanmamış halde elimde malzemeler vardı. Boyalarımı da verdiğim için onlar boyanmamış kalmıştı. Şimdi boyalar falan da almaya başladım yeni yeni. O yüzden şeyim böyle. Onları da bir boyayıp onlarla da bir video çekebilirim. Bu arada çok karıştırmamak lazım galiba. Çünkü köpürmeye başlıyor. Çok enteresan. Mesela karıştırıyorum ya. Köpük köpük olan yerler de var. Hemen donuyor. Çok çabuk donuyor. Mumdan daha çabuk donacak galiba. Üst tarafta kalan kısım böyle hani kaymak tutar gibi oluyor birden. Rengini hangi aşamada atmak lazım? Karıştırırken çok dikkatli olmak lazım galiba. Çünkü köpürecek. Bir de şeffaf alıp, bunun şeffafını alıp şey yapmak istiyorum işte, aloe veralı, o doğal mumlardan yapmak istiyorum. Mesela kahveli, kahve vazgeçilmezim, kahve hassas noktam galiba. Ve çenemin düştüğünden anlaşıldığı üzere evde şu anda kimse yok. Ben yalnız olmayı çok seviyorum, tek başıma kalmayı. Daha huzurlu. Çok huzurlu. Çocuklarımla vakit geçirmeyi de seviyorum tabii ki de. Ama bu koşturmacada insanın bence biraz da yalnız kalmaya ihtiyacı oluyor. Gerçekten çok koşturmalı bir tempo, yüksek tempolu bir hayatım var. Bu arada pazartesi günü az kalsın işi bırakıyordum. Az kalsın bırakıyordum yani. Sonrasında işte oluyor böyle, insanın olduğu her yerde böyle saçma sapan, çok affedersiniz, püsürük şeyler oluyorlar maalesef. Kötü insanlar ya. İnsanlar çok kötü. İnsanlar çok çakal. İnsanlar çok uyanık. İyi insan olmak, ne mi, temiz kalpli olmak, kötü düşünmeyen insan olmak bu devirde çok zor. Ve çocuklarımızı da böyle bir ortamın içine yetiştirmemiz lazım. Beni izleyen kitlenin çoğu 18-34 yaş arasında. Yani çok küçük olanlar var. Hayat çok zor, insanlar çok zor. Asla öyle anne babalarımızın, kardeşlerimizin gibi değiller yani, bizim nazımızı, cazımızı çekecek. Ya da şöyle söyleyeyim, mesela annenizin, babanızın söylediği bir şeye ya da eşinizin söylediği bir şeye çok takılıyorsunuz, çok sinirleniyorsunuz ve tepki gösteriyorsunuz ya. İş yerinde öyle değil. Böyle sokakta karşınıza alıp adam yerine koymayacağınız insanlara, evet doğru söylüyorsunuz, kusura bakmayın ya da ne bileyim işte selam verip asla özel sivil hayatta yüzüne bakmayacağınız, bir kahve içmeyeceğiniz karşılıklı insanlara hak veriyorsunuz. Hak vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bu beni çok geriyor. O yüzden bilmiyorum. Bilmiyorum yani, işimi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ama işte insanın bu devir işini iyi yapanların ya da işini çok sevenlerin değil, reklamını iyi yapanların devri. Öyle bir döneme geldik. Eğer hiçbir halktan anlamıyorsanız, aptalsanız ama çok güzel kendi reklamınızı yapıyorsanız, böyle cümbüş cümbüş şatafat, o zaman o 10 numara yerlerdesiniz. Bunu gerçekten onu hak eden çok akıllı insanları ayırarak söylüyorum. Ama bu insanların da, reklamla bir yere gelen insanların da ömrü çok uzun olmuyor. Onu da söyleyeyim. Allah'ın adaletine güveniyorum ve inanıyorum. Ve bu her zaman hiç beni yanıltmadı, şaşırtmadı. Çok iyi reklam yapıp bir yerlere gelenler daha sonrasında fıs fıs mahvoluyorlar. Yani almamazdım, münahını çıkar, aheste aheste oluyor. Yine böyle konuştum 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 durdum, saçma sapan bir sabun videosundan çok daha başka yerlere gitti yine. Gördünüz mü? Kıvam bu şekilde. Tabii ki de mumdan koyu. Söylemek istediğim şey anladınız mı? Bakın.
Gördünüz mü? Şuraları mesela zar gibi olan şeyler. Hemen donuyor, gördünüz. Çok daha çabuk donacak. O yüzden ben buna rengi, acaba rengi nasıl alacak? Toz renk şimdi katacağım pigment. Alacak mı acaba? Lütfen al. Lütfen. Çok heyecanlı, karıştıramayacağım. Karıştırıyorum. Hazır mısınız? Oo. Harikasın tatlım. Evet, ve rengi aldı. Ve rengi alıyordu. Hala da almaya devam ediyor. Ama benim bunu biraz daha kaynatarak yapmam lazım. Eklemem lazım. Salep gibi olmadı mı ya? Çok iyi. Burada biraz daha bu şekilde eritmem lazım. Ama rengi aldı. Çok güzel. Çok çabuk donuyor. Bu nasıl bir donmadır? Gerçekten çok çabuk donuyor. Bu arada hala 1000 abone olamadım ya. Çok üzülüyorum gerçekten. Neden ben 1000 abone olamıyorum acaba? Ne olacak yani? Bir abone ol tuşuna bassanız. Ama olamasak da bu iyi ya. Bunu seviyorum yani. Kendi kendime burada deşarj oluyorum. Böyle bir rahatlama geliyor. Buna nergis kokusu yapacağım. Nergis dökeceğim buna. Oo, kokmaya başladı bile nergis. Ya biraz bunu açmam lazım galiba. Ben yaşlandım mı ben? Hayır, olamaz. Gördünüz mü, bulamadım şeyi. Yaşlandım mı acaba? Harika. Yine elimiz çok bonkör. Hemen donuyorsun. Neden donuyorsun hemen? Üstündeki yer hemen donuyor. Böyle bir şey olamaz. Neden hemen donuyorsun ki? Gördünüz mü? Çok çabuk donuyor, hemen donuyor. Şimdi renk geçişi de sanırım şey gibi, yani mum gibi aslında. Bu üstte şu kenarlarda donan kısımlar hemen beyazlaşıyor ve orayı tamamen eritip almak lazım içine, yoksa onlar dibe çöküyor ağır olduğu için ve onlar beyaz kalıyorlar. Sonra diğerleri renk sanki böyle olmuyor yani. Çok güzel olmuyor. Bu arada şunu kapatacağım. Al, seni de kapattım. Ay, bismillah, sanırım oldu şu anda. Renk de çok güzel oldu. Ama benim bunu hemen hiç uzatmadan dökmem lazım. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım seni utandırma. Allah'ım seni utandırma, görüyorsunuz değil mi? Hadi bismillah. Bakalım nasıl olacak. Acaba bunda da çökme falan olacak mı? Onu da merak ediyorum ha. Boya nasıl aşağıya inmiş, görüyor musunuz? Umarım çökme falan olmaz. Ve yine gördüğünüz gibi elim. Mübarek, terazi misin, tartı mısın, ölçüyor musun yani? Hiçbir şey kalmadı. Ve hemen dondu. Bu da dondu yani. Çok enteresan. Bu parafinin ya da soya wax'tan çok daha hızlı donuyor. Yapışmıyor bile elime. Şu anda dondu hepsi. Çok iyi. Boya da tam karışmamış ama şunu şöyle bırakayım. Merak ediyorum, acaba elimi yıkasam şey olacak mı, köpürecek mi? Siz de merak ediyor musunuz? Hadi yıkayalım o zaman, bakalım köpürecek mi elim? Bakalım elimi köpürecek misin? Neden kıpırmıyorsun, bir saniye. Küçük bir parçayla deneyeceğim. Onu düşürdüm ama şuradan bir parça alacağım. Bu sabun köpürüyor mu köpürmüyor mu merak ediyorum. Sabun musun gerçekten? Nesin yani? Onu merak ediyorum. Yok ya. Hayır. Köpürmüyor. O zaman bu ne? Bu sabun. Nesin o zaman sen dostum?
Sanırım sadece böyle dekoratif amaçlı kalıba döküp kalıptan yapmak için kullanıyorum. Şimdi bakacağız. Özür dilerim, sizin de başınızı döndürdüm ama. Donunca nasıl olacak çok merak ediyorum. Nergis kokusu da koyduk içine. Rengi de çok güzel aldı. Soya wax ya da parafinden çok daha çabuk donuyor. Sabun bazı biraz farklı. Ama mesela bu sabun sadece sanırım dekoratif amaçlı kullanılmak üzere bu şekilde hazırlanmış. Köpürmüyor. Ben isterdim ki köpürsün. Yani. Şu anda evin içi 10 numara 5 yıldız nergis koktu. Ben şimdi bunlar donana kadar kapatayım. Şu ocağımı leş gibi oldu, onu bir temizleyeyim. Vakit nakittir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Birazdan kalıptan çıkartırken görüşmek üzere. Arkadaşlar, sanırım bir yarım saat kadar falan süre geçti. Ben de bu süreyi biraz iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum kendi açımdan. Yalnız bir hata yaptım. Bu ocağı hala silmemişim. Şu an fark ediyorum. Çok koştur koştur olunca böyle oluyor. Bir hata yaptım. Rengi bunda karıştırmayacaktım. Bunu da karıştırdım. Ama diğerinde de karıştırırsam, diğer bardaklarda da karıştırırsam üçü farklı renklerde olabiliyorlar. Bu tembeller için kötü bir şey. Yani benim için. Şimdi hala sıcak bu arada. Bir yarım saat oldu ama hala sıcak. Bakalım. Kırılma, kopma. Ops, harikasın dostum. Burada ne var? Burada bir şey düşürmüşüm. Alabilir miyim? Şöyle sanki dua bir şey yapıyormuşum gibi alabilir miyim ve aldım. Tamam. Sen harikasın, bakayım. Oh, mis gibi nergis kokuyor. Şimdi geldik kar tanesine. Bu zaten kırılmadan çıkabilir. Güzel. Hop. Yine de korkuyorum. Bu da çok güzel olmadı mı? Sabun mumdan daha çabuk kuruyor galiba. Ve yapı olarak daha parlak duruyor. Yani mum... Oo, sen de çok güzel oldun. Sarı gül ayrılık demek mi? Bence değil. Neye inanırsak o, değil mi? Ya bu ışık çok mu şey... bir değiştirsem ışığın rengini. Hop, işte böyle. Daha romantik ve renk daha canlı. Gördünüz mü? Çok güzel. Şu anda bu mumlu aşk yaşıyorum. Köpürmüyor olabilirsin ama çok şıksın. Çok tatlısın. Bakar mısınız? Çok güzel. Hele bu. Buna ne demeli? Hı? Minnak. Nasıl güzel kokuyor biliyor musunuz? Ve bu. Kar tanesi. Bir kar tanesi. Kombinimin ucuna. İğrenç sesimle sizi rahatsız etmeyeceğim. Çok güzel. Hepsi çok güzel oldu. Hepsi harika oldu. Kesinlikle mumdan çok daha kısa sürede kuruyor ve çok daha kısa sürede çıkıyor. Şöyle gördüğünüz üzere. İlk mum videomuz bu şekildeydi. Ama ben istiyorum ki şey olsun. Daha değişik değişik mumlar yapalım. Sabunlar şey. İlk sabun videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Sarbaşa. Ben istiyorum ki daha değişik sabunlar yapalım. Daha güzel. İlk deneme için çok başarılıydı bence. Çok güzel. Kokuları çok güzel. Bunları da ben banyoya, kendi banyoma sıralayabilirim. Kendinize iyi bakın. Bu kadar emek verdim. Bir abone olun ya, bir zahmet. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.